Vaftiz nedir? Sanırım bu konuda en sık sorulan soru budur. Vaftiz nedir? İnsan merak ediyor. Ve tabi ki kutsal kitaba göre ve birçok kutsal kitabın bilim adamların yorumlarına göre vaftiz töreni o bir antlaşmadır. Yani Yüce Rabbin işte bizim yaratıcımızın ve günahkar bir adamın arasındaki bir antlaşmadır o biraz farklı bir şekilde oluşturuluyor. Çünkü Rab kendi sevgisini ve kendi davetini çok önceden belirledi ve davet etti. Fakat adam şimdi okuduğunda, araştırdığında, incelediğinde, öğrendiğinde bir gün evet demek istiyor, kabul ediyor. İşte seninle Rab antlaşmamı kurmak istiyorum diyor ve o zaman suyun içine girip vaftiz oluyor. Bu şekilde bir antlaşma diyebiliriz. Ve bu doğrudur. Gerçekten öyledir. Vaftiz töreni o bir antlaşmadır. Fakat bence vaftiz töreninin bir başka boyutu da var. Belki daha derin bir konuda boyutu vardır. Yani vaftiz töreni aynı zamanda o bir karar almak meselesidir. Bir seçim yapmak meselesidir. Aslında taraf seçme meselesidir. Yani işte Yüce Rabbin bize teklif ettiği güzellikler ve bize teklif ettiği bir bakış açısı ve bir öntem, sonsuz hayat, sonsuz egemenlik var bir tarafta. Diğer taraftan da Rabbin, düşmanın teklif ettiği birçok yöntem var. Farklı ve çeşitli felsefeler, bakış açılar, farklı ve çeşitli inançlar ve adam... Rabbi, Rabbin bize söylediklerini öğrendiğinde, Rabbin karakterini anladığında o zaman bir taraf seçiyor. Rabbi seçmiş oluyor ve diyor ki Rab ben okudum, anladım ve seni seçmek istiyorum. Ben seninle olmak istiyorum. Ben senin sonsuz egemenliğinde olmak istiyorum. Ve o zaman ne yapıyor? Adam gidip vaftiz oluyor. İşte kutsal kitaba göre vaftiz o bir antlaşmadır yüce Rab ve günahkar adamın arasında. Ama aynı zamanda işte taraf seçme meselesi der. Rabbin tarafını seçmek istiyor musunuz? O zaman bu konuyu devam edelim. Bir sonraki videolarımızda bu konuyla ilgili başka soruların cevaplarını da vermeye çalışacağız.